Herkese merhabalar. Dokun Sınıf Edebiyat birinci dönem birinci yazılı provamıza başlıyoruz. Bugün sizlerle gerçekten çok önemli bir yazılı provası yapacağız. Milliyetin Bakanlığı biliyorsunuz dokun sınıfta ortak sınav denemelerine başlayacak. Ve bu sınavlarda bizler için çok çok önemli. Hatta bunlar için soru dağılım tabloları ve örnek senaryolar açıkladı. Biz de bunların hepsini sizler için detaylı bir şekilde inceledik. Ve buradaki sorulara da sadık kalarak gerçekten map örnek tarzı sorular verdik. Ve aynı zamanda videomuzun başında arkadaşlar sizler için bu şekilde öğrenci notlarımız da var. Bu notlardan sonra da güzel güzel her şeyi anlattıktan sonra da map örnek yazılı sorusu benzeri sorular hazırladık. Açık uçlu, klasik, farklı farklı soru tarzlarımız var. Bunların her birini çözeceğiz. Bizi dikkatle dinlemeniz yeterli. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Mutlaka bu notlarla alakalı kendini tekrar etmek için 9. sınıf 1. dönem yazılı notlarından da faydalanmalısınız. Hem birinci yazılı hem de 2. yazılı için biliyorsunuz edebiyat dersi tüm dersler var da edebiyat dersi alakalı da burada tüm bilgileri sizler için yazdık. Özetleri çıkardık. Hatta ve hatta buradaki etiketi kazıyarak kodu girdiğinizde ortak sınav denemelerinde TAS uygulamasından çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazılı notları kitabımızdan ve ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TAS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu TAS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazla.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Şimdi isterseniz arkamıza yaslanalım, emniyet kemerimizi bağlayalım ve yazılı provamıza başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugünkü notlarımızda ilk başta giriş ünitesine bakacağız. Hikaye konusuyla alakalı örnek sorularda sorular olduğunu görüyoruz. Buradan önemli soru örneklerini bizler de hazırladık. Şiir konusuyla alakalı da sorular gelmiş ve yazılda %100 sorulacak bölümleri de bu kısımlarda sizlere açıklayacağız. Yazım noktalamadan da sorularımız var. İsim konusu çok lokum bir konu, basit bir konu. Bunu da anlatacağız ve bununla alakalı da seçici bir soru hazırladık. Onu da çözdüğümüzde inşallah birinci dönem birinci yazılıya mükemmel bir şekilde hazırlanmış olacağız. Şimdi öğrenci notlarımıza başlıyoruz ilk başta. Bunların daha detaylı zaten yazılı notlarımız var. Şimdi burayı dikkatlice dinlemenizi istiyoruz. Arkadaşlar, öncelikle şunu bilmemiz lazım ki güzel sanatların içerisinde edebiyat, işitsel sanatların içerisinde sese ve söze biçim veriyor ve tam da burada müzik gibi yani, anlaştık mı? Güzel sanatlar işitsel, görsel, dramatik diye üçe ayrılıyor. Edebiyat işitsel sanatların altında sese ve söze biçim veriyor ve müzikle beraber. Mesela resim madde biçim veriyor. Ya da dans harekete biçim veriyor. Bu tabloda şu kısmı bize sorabilirler arkadaşlar. Burayı bilmeniz lazım. Geldik metinlere. Metinler iki kısma ayrılıyor. Bir sanat metinleri var. Tamamen öznel cümleler içerebilen, coşku içerebilen, duygu içerebilen sanat metinleri. Bir de öğretici olan, çoğunlukla nesnel, öğretici, açıklayıcı metinler olan, ee, işte tarihi metinler ya da makaleler, işte günlükler bunlar da önemli. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım sanat metinlerinin sanat kısmını yani öğretici metinlerin öğretici kısmını bir görüşe görebilmeniz lazım. Yani şunu demeniz lazım. Ya bunlar öğretici metindir. Bunlar sanat metindir demeniz lazım. Nedir sanat metni? Şiir bir sanat metnidir mesela. Niye? Çünkü coşku ve heyecanı dile getirir. Ya da olay çevresinde oluşan metinlerde anlatmaya bağlı olan destanlar, efsaneler, masallar, fabıllar, mesneviler hep anlatıyor bunlar. Olay çevresinde ve sanatsal metin yani bir masalda olay sürük var öyle değil mi? Halbuki diğer tarafta bir röportaj, bir haber metni, bir makale tamamen olanı olduğu gibi aktarması lazım. Göstermeye bağlı metinlerde tiyatrolar var. Bir modern tiyatro var, trajedi, komedi, dram, bir de geleneksel Türk tiyatrosu. Yani doğaçlama, tuluat dediğimiz e, böyle yazılı bir metne dayalı olmayan yapılan orta oyunları, Karagözler, meddahlar da bu durumda. Öğretici metinlere baktığımızda bir tarihi, felsefi, bilimsel metinler var. Gazete çevresinde gelişen makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber metni var. Mülakat soru cevap demek arkadaşlar. Bir de kişisel hayatı konu alan yani anı, anılarına, hatıralarını anlatıyor adam. Günlük not düşmüş günü gününe onu yazıyor bize. Gizli yazısı gezmiş görmüş onları anlatıyor bize. Biyografi birinin hayat hikayesini anlatıyor. Ya da otobiyografi adam kendi hikayesini kendisi anlatıyor. Bunlar da yine kişisel hayatı konu alıyor. Şimdi Sanat metinleriyle öğretim metinleri arasındaki fark önemli. Bunu bir şekilde size metin üzerinden soracak hocanız. Yani bir sanat metni verecek. Ee, böyle sanatsal bir metin. Bir tane de öğretici ders kitabından metin verecek. Sen diyeceksin ki bu öğretici metinde açıklama bilgilendirme var. Doğrudan yararlı olmayı amaçlıyor. Çok anlamlı değil. Terim ve kavramlar var. Nesnel. Bilgiye düşünce düşünceye dayalı diyeceksin. Ama sanat metnine baktığında mesela bir şiir verecek. Estetik zevk ve anlayış var. Yararlılık amaçlanmamış. Çok anlamlı. Mecazlı ifadeler var. Öznel. Duygu, hayal ve kurgu var diyebilmeniz lazım. Yani bir şiirle Rize hakkında yazılmış bir şiir Doğu Karadeniz'in yemyeşil ormanlarından pırıl pırıl şırıl şırıl akan nehirlerinden gökyüzünün maviliğinin aktığı bu güzel yerlerden diye giden bir şiirde tabii ki estetik zevk anlayışı var. Ama Doğu Karadeniz Karadeniz bölgesinin önemli bölümlerinden biridir. Burada çay üretiminin %99'u yapılır. Aynı zamanda fındık, tütün, mısır böyle coğrafya kitabından alınmış sıkıcı bir şey varsa işte bu da öğretici metin oluyor arkadaşlar. Şimdi e, iletişimin ögeleri bakın iletişimin ögeleriyle alakalı da bir soru gelebilir. Bunlarla alakalı biz örnek soru hazırladık. Burada da yine bir tane daha soru üzerine gitmek istiyorum. Şimdi bir öğretmen sınıfa girip "Merhaba arkadaşlar." dediğinde biz öğrenciler, siz öğrenciler ne diyorsunuz? "Merhaba hocam." diyoruz. Öyle değil mi? Şimdi burada ileti hocanın söylediği mesajdır arkadaşlar. Yani "Merhaba arkadaşlar." diyor. Dönüte baktığımızda ise merhaba hocam diye öğrencilerin verdiği dönüt de yani cevap dönüt olmuş oluyor. Gönderici öğretmendir yani hoca diyorum. Alıcı ise öğrenciler diyoruz. Bu mesajı öğrenciler aldı. Bağlam iletinin yapıldığı ortam yani sınıftır arkadaşlar. Mesela bizim şu anda bağlamımız YouTube. Ben size bir video gösteriyorum. Arkadaşlar merhaba hep beraber dokun sınıf yazılısına çalışacağız diyorum. Sizler de dönüt olarak bu videoyu beğenirseniz ki lütfen beğenin arkadaşlar. Merhaba hocam demiş oluyorsunuz. Ben de bunu görüyorum çünkü beğendiğiniz zaman. Seviniyorum. Gönderici benim. Alıcı sizsiniz. Bağlamımız şu anda YouTube. Öyle değil mi? Kanalımız dokunuş sınıf kanalı. Hayır. Kanalımız arkadaşlar burada ses dalgaları. Aynı buradaki. Gibi. Burada da ses dalgaları. bizi de ses dalgaları. Yani siz beni ses ve görüntüyle görüyorsunuz. Kodumuz ise Türkçe yani Türkçe kodunu kullanıyoruz. Neden? Çünkü mesela diyelim ki bir trafik lambasında kırmızı yandığı zaman dur demek istiyor duruyorsun. Öyle değil mi? Şöyle kırmızı yapalım. Bu tabii turuncu oldu. Kırmızı evet bu da pembe oldu. Neyse mesela diyelim ki yeşil yansın yeşil gösterelim. Yeşil kalemimiz varmış. Yeşil yandığı zaman geçiyoruz. Geç demesine gerek yok. Demek ki buradaki ışık bir kod gibi bize bir bilgi veriyor. Sen buraya geç demekle geç demekle şunu yapman aynı anlama geliyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Dolayısıyla kod burada Türkçe. Geldik buraya, hikaye kısmına. Hikayede şunu bileceğiz arkadaşlar. Hikayelerin yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlattığını bilmemiz gerekiyor. Bir, hikayelerin geçmişine baktığımızda ilk başta tarihte İslamiyet öncesinde böyle destanlar vardı. Sonra işte Dede Korkut hikayeleri geldi. Sonrasında böyle halk hikayeleri ve mesleğiler geldi. Sonra Tanzimat döneminde ilk kez e, Ahmet Mithat Efendi... Letayfi Rivayat diye bir hikaye yazıyor ve bu hikayelerle edebiyatımıza hikaye giriyor. Hikayeler esasında bir olay hikayesi ve de durum hikayesi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Olay hikayesi bir olay anlatılıyor. Böyle merak unsuru var. Acaba ne oldu ne bitti diye merak ediyoruz. Ama durum hikayelerinde ise bir olay yok. Yani serim düğüm çözüm bölümü yok. Hayatın belli bir kesti anlatılıyor. Anlatım biçimlerine baktığımızda öyküleme ve betimleme önemli. Burada e, anlatırken biz olayları e, öyküleme yöntemini gösteriyoruz. Betimlemede ise tasvirler yapıyoruz, resimler çiziyoruz. Burada hikayelerin içerisinde diyaloglar olabiliyor bu şekilde olduğu gibi. Adam kendi içinden konuşabiliyor. Kendi içinden mantıksız bir şekilde konuşup bilinç akışı yapabiliyor. Biz adamın öyle düşündüğünü söyleyerek iç çözümleme yapabiliyoruz. Geçmişe geriye dönüşler yapabiliyoruz. Bazı şeyleri özetleyebiliyoruz. Kişileri tanıtabiliyoruz veya olayı anlatabiliyoruz. Bunu kim yapıyor? Buna hikayedeki anlatıcı yapıyor. Yani şöyle düşünün. Şöyle bir hikayemiz var. Diyelim ki tamam şu hikayem. Şöyle çizelim şurada hikayemiz tamam mı? Diyelim ki bu hikaye ne olsun mesela? Kaşa hikayesi. Tamam. Ömer Seyfettin'in Kaşa hikayesi. Şimdi bunun yazarı Ömer Seyfettin. Tamam. Yazar bu. Ama Ömer Seyfettin hikayenin kahramanı değil ki. Kaşa hikayesindeki çocuklardan biri değil. O hikayeyi anlatan kişilerden biri de değil. O hikayede anlatıcı mesela diyelim ki bazen kardeş ee, kardeşi oluyor, bazen abisi olabiliyor, bazen kahraman olabiliyor. Bu durumda şunu bileceksiniz. Bir yazarımız var. Yazar burada. Tamam mı? Yazar burada. Okuyucular biziz burada. Okuyucular buradayız. Okuyucular. Bir sürü okuyucu var. Bu okuyuculara, bu okuyuculara hikayedeki olayları anlatan bir anlatıcı var. Anlatıcı. Anlatıcı ne yapıyor? Diyor ki ben de olayın kahramanıyım diyor bazen. Bazen olayı gözlemliyor. Bazen anlatıcı olayların geçmişini, geleceğini, ne olacağını her şeyini bilebiliyor. Yani hakim bir bakış açısıyla anlatabiliyor. Ve bazen diyaloglar, bazen iç konuşmalar, bazen bilinç akışları verebiliyor. İşte anlatıcının bakış açısı burada üç kısma ayrılıyor. Bir, gözlemci yani olayı dışarıdan gözlemleyerek anlatıyor bize. Bazen olayın kahramanı oluyor. Mesela Ömer Sevedi'nin Kaşa hikayesinde kahraman konuşuyor. Kahraman kardeşi, kardeşini ispiyonladığı için kardeşinin vefat etmesine sebebiyet veren çocuk kendi içinden konuşuyor, dışından konuşuyor. Olayı anlatıyor yani gözlemci değil, olayın kahramanı. Bazen de hakim yani ilahi bakış açısı var. Burada da, burada Kaşa hikayesini okuyun arkadaşlar sana çok önemli bir hikaye. Hakim bakış açısında da genellikle düşündü diye düşündüğü gibi ifadeleri görüyorsunuz. Yani bizim ne düşündüğümüzü kim bilir? Bir biz biliriz, Allah bilir öyle değil mi? Ama hakim bakış açısı, ilahi bakış açısında yazar veya anlatıcı buradaki kahramanların, karakterlerin ne düşündüğünü, ne düşüneceğini, ileride neler yapabileceğini, geçmişte neler yaşadığını her şeyi biliyor. Yani olayı hakim bir şekilde anlatıyor. Birinci kişi yaptım ya da yaptık şeklinde anlatıyor. Üçüncü kişi yaptı ya da yaptılar şeklinde anlatıyor. Anlaştık mı? Mesela diyelim şuraya bakalım. İhtiyarın çevresindeki askerler birbirine karıştı. Girdiler, koydular. Demek ki burada bir üçüncü kişi var. Yani attılar, dediler diyor. Burada üçüncü kişi var. Mesela burada diyaloglar var. Öyle değil mi? Buralar önemli. Aynı zamanda burası önemli. Mesela bak kara pala bıyıklı, sırmalı giysi diyor. Burada bir mesela betimleme var. Yani size böyle bir hikaye verip, birazdan sorularda da göstereceğim. Böyle bir hikaye verip burada neler var diye sorabilir. Aynı zamanda arkadaşlar Olayı sorabilir. Burada ne anlatılıyor? Da. Kişileri bul der burada. İhtiyar var işte e, aynı zamanda güvertedekiler var dersin. Yeri sorabilir, zamanı sorabilir. Bunların her birini birazdan soru örnekleriyle göstereceğiz. Şiir konusuna geliyoruz ve ardından da artık sorularımıza geçeceğiz. Şiirde arkadaşlar şunu bileceğiz. E, zaten e, yazılı örnek sorularında da şiirle alakalı şunu yazmış Milliyetin Bakanlığı. Demiş ki... Nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü, söyleyici, durak, ölçü, kafiye, redif, nakarat, mahlas, tapşırma kavramları kısaca açıklanır demiş. Biz de bunları hem açıklayacağız hem de bunlarla alakalı sorular çözeceğiz. Burada mesela tapşırma dediği bu adamın ismi gördüğünüz gibi. Aynı zamanda divan edebiyatı mahlas kullanılıyor. Aynı zamanda eğer aşk şiiri ise lirik şiir oluyor. Eğer kahramanlıksa epik şiir oluyor. Eğer öğüt veriyorsa didaktik şiir oluyor. Eğer doğayı anlatıyorsa pastoral şiir eğer eleştiri varsa kızgın bir tip varsa satirik şiir oluyor. Aynı zamanda burada nazım biçimleri var. 11 hece ölçüsüyle yazılan koşmalar veyahut da 7 hece ölçüsüyle yazılan tek dörtgen oluşan maniler ya da beyitlerle yazılan gazeller nazım biçimlerini gösteriyor. Nazım türü ise şiirin konusuyla alakalı. Yine taşlama dediğimiz şey satirik şiirler. Ağıt dediğimiz şeyler ölen kişinin ardından yazılıyor. Ya da ilahi Allah sevgisini anlatıyor. Mersiye yine vefat eden kişinin arkasından yazılan divan edebiyatı nazım türleri. Burada tek bir mısra varsa dize oluyor, iki tane olursa beyit oluyor, dört tane olursa da dörtlük oluyor. Bunun haricindekiler bent. Yani üçlükler, dörtlükler, beşlikler, altılıklar hep bent. Bent esasında dörtlüğün bir parçası. Mesela bu şiir dört dört gittiği için dörtlükler halinde yazılmış. Bunlara kalatta çözeceğimiz soruyu da göstereyim ki daha rahat anlayın arkadaşlar. Şurada mesela. Şiirin temasını, konusunu, nazım birimini, nazım biçimini, nazım türünü, ölçüsünü, örgüsünü her şeyini şimdi birazdan map örnek yazılı sorusu benzer şekilde çözeceğiz. Ya da burada da aynı şekilde söz sanatlarına birlikte bakacağız arkadaşlar. Söz sanatlarında şu önemli. Teşbih, benzetme, örnek sorularda benzetmenin ögelerini de bize sormuş. Mesela şöyle örnek vereyim. Diyelim ki annemin diyelim tamam mı dişleri inci gibi beyazdı dediğin zaman burada bir benzetme var. Benzeyen ne? Annemin dişleri bak benzeyen bu. Peki benzetilen ne? İnci bak benzetilen inciye benzetilmiş. Peki bu gibi ne? Benzetme edatı edat. Bu beyaz ne? Benzetme yönü yani beyazlık yönünden annemizin dişlerini inciye benzetmişiz bu benzeyen, bu benzetilen, bu benzetme edatı ve bu benzetme yönü olduğunu size sorabilir arkadaşlar, buna dikkat edin. Mesela başka bir örnek vereyim, e, diyelim ki e, futbolcular, futbolcular sahada aslan gibi kükredi dediğimizde, burada futbolcular benzeyen, aslan kendisine benzetilen gibi edat kükremekte benzetme yönü diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz isime geçmeden önce isim konusu kolay bir konu. Şu edebiyat sorularını beraber çözelim. Ardından ismini de tekrar edelim. Demiş ki aşağıda verilen tanımların tam bir map örnek yazılı sorusu benzer arkadaşlar. Bizler hem yazılı notlarımıza bunlara önem verdik hem de Dinamo Soru Bankamızda da bununla alakalı bayağı yazılı soruları verdik sizlere. Şimdi devam edelim. Bakalım sorulara. Diyor ki aşağıda verilen tanımların hangi kavramlara ait olduğunu Verilen boşluklara yazınız diyor, örneklendiriniz diyor. Ha, şimdi bak, burada şu çok önemli. Dilin tarihi gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ses, yapı ve kelime bakımından ayrılmış kollarıdır diyor. Şimdi bunu şöyle gösterelim. Burada lehçe, şive, ağız denen bir kavram var. Bunu anlatmak istiyoruz arkadaşlar size. Burada şöyle bilmemiz lazım. Şimdi biz mesela konuşuyoruz değil mi? Diyelim ki ben şu an Türkçe konuşuyorum. Bu konuştuğum Türkçenin ağızlara ayrılmış bölümleri var. Yani Karadeniz ağzı var, Urfa ağzı var, İstanbul ağzı var, Ankara ağzı var. Farklı farklı ağızlar var. Burada farklı ağızla konuşan birini biz anlayabiliyoruz. Bak şimdi şöyle. Bu İstanbul dili, standart dil diyelim. Hatta şu kalemi değiştirelim artık. Şöyle yazalım. Burada da gösterelim. Şimdi bir standart dilimiz var arkadaşlar. Standart dil. Tamam. Bu İstanbul Türkçesi günümüzde. Sonrasında ülkemizin içerisinde farklı farklı ağızlar var. İşte Ege ağzı var mesela. Ne yaptın gülüm diyor mesela öyle değil mi? Ağız, Ege ağzı. Ya da Urfa ağzı var mesela öyle değil mi? Ankara ağzı var mesela ağız. Doğu Anadolu'da farklı bir ağız kullanabiliyor. Bunlar farklı farklı ağızlar anlaşılabiliyor. Böyle çok farklı değil. Burada ağızda şunu bilmemiz lazım. Dilin bir ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimidir. O zaman buraya biz ağız diyebiliriz arkadaşlar bunun tanımına. Örnek olarak Ege ağzını verebiliriz. Ege ağzına mesela gülü gülü otur verin gari diyorlar mesela değil mi? Hemen yazalım bak gülü gülü otu verin gari. Burada yani güle güle oturun artık demek istiyor. Gülü gülü otu verin gari dediğinde bunu kastediyor. Şimdi eğer biz bunu İstanbul Türkçesiyle söyleyecek olursak güle güle otur verin artık demek istiyoruz. Şimdi gelelim ağızdan sonra arkadaşlar bir de şu var şive var. Şivede ise şöyle bir durum var. Şive'de arkadaşlar sizler artık biraz daha uzaklara gidiyorsunuz. Mesela Azeri şivesi var arkadaşlar. Veyahut da Özbekistan şivesi var. Şimdi Azeri şivesinde kelimelerin anlamları değiştiği gibi kelimeler de değişiyor. Mesela diyelim ki e, diyelim ki Özbek şivesi diyelim mesela burada şive yazalım. Burada diyelim ki yakında bakkal barı mı dersen yakında bakkal var mı demek. Ama sen Türkiye'nin herhangi bir yerine yakında bakkal barı mı dediğin zaman adam barı mı ne diyorsun ya falan. Burada bir değişiklik var. İşte dilin izlenebilen tarihi dönemlerinde birbirinden ayrılan kolu olan bazı kelime ve ses farklı içeren kullanımlarına biz bu sefer şive diyoruz. Mesela Özbekistan şivesi veyahut da Özbekistan Türkçesi diyere bunu da kodlayabiliriz. Burada örnek olarak mesela yakında bakkal barı mı? Yani bak yakında bakkal var mı diyebiliriz. Burada bak bayağı değişti artık. Türkçe şey ağız gibi değil. Bir de arkadaşlar lehçe var. Bu ise çok büyük bir değişim. Yakut Türkçesi mesela. Yakut Türkçesi, Çuvaşça falan bunlar artık hiçbir şey anlamıyorsun. Burada tamamen değişiyor. Dilin tarihi gelişimi için de yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ses yapı ve kelime bakımlarından tamamen ayrılmış kollardır. Mesela diyelim ki Yakut Türkçesinde şunu yazayım bakalım kim bilecek. Ehigini, Şanga, Çılınan, eğer Delibin. Eğer Delibin. Ne diyorsun hocam? Yeni yılınız kutlu olsun diyorum. E bu şimdi artık bayağı değişti değil mi? O zaman demek ki şöyle. Standart dil İstanbul'da. Ağız değişebiliyor. Azeri şivesi var. Bir de çok uzaklarda lehçe var. Bu çok farklı. Demek ki biz lehçenin çok uzakta olduğunu bileceğiz. Kelime bayağı değişiyor artık, yapı değişiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Geldik buraya. Bu metindeki iletişim gelen yazınız diyor. Az önce bunu çözmüştük ama bir daha bakalım. Dışarıda lakpa lakpa kar yağarken bir adam telaş şekilde eczaneye girdi. Elindeki ıslak kağıdı hemen kalfaya uzatıp bu ilaçları istiyorum dedi. Kalfa kağıdı almadı. İlaç almak için sırada bekleyenleri gözleriyle işaret etti. Sonra var bir şekilde lütfen sıraya geçiniz dedi. Adam başını eğerek sıranın en arkasına geçti ve sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı. Şimdi bu eczanede bir iletişim yaşandı. Burada gönderici yani ilk başta iletişim başlatan kimdi? Adamdı. Alıcı kimdi? Eczacının kalfasıydı. İleti neydi? Adam hemen ne demişti? Bu ilaçları istiyorum demişti. Hemen gaza geldi. İlaç istiyorum dedi. Tamam güzel istiyorsun ama dönütü ne oldu? Bir kere yüz ifadesiyle bir şeyler söyledi ama cümle olarak söylediği şey şu. Lütfen sıraya geçiniz dedi. Bakın lütfen sıraya geçiniz dedi. Ve bu bir dönüş oldu yani bir dönüt. Burada kanal olarak tabii ki konuştukları için ses dalgaları vardı. Kod olarak tabii ki bizim dilimiz yani Türkçe'yi kullandılar. Bağlam olarak da neredeydiler? Eczanedeydiler. Demek ki bağlam iletişimin yapıldığı ortam oluyor. Gönderici iletişim başlatan, alıcı ona cevap veren, ileti göndericinin ilk gönderdiği ileti, dönüt ona verilen cevap. Kanal ne şekilde? Ses dalgalarıyla mı, ışıkla mı? Bunu soruyor. Kod da bu iletişim sırasında kullanılan anahtar kelimeler yani Türkçe. Geldik buraya. Hikayenin tarihsel gelişimini, dünya edebiyatındaki ilk örneğini, edebiyatımızdaki ilk yerli hikayeyi ve batı tarzı hikaye yapısının ilk başarılı örneğini belirterek açıklayınız demiş. Resmen bir bilgi sorusu sormuş. Şimdi ilk başta şunu bilmemiz lazım. Bizde arkadaşlar, bizde arkadaşlar, ilk başta destanlar vardı. Bunu yazmanıza gerek yok. Ben sadece genel kültür için söylüyorum. Destandan arkadaşlar halk hikayelerine geçildi. Halk hikayelerine geçildi. Destandan halk hikayelerine geçerken arada böyle bir Dede Korkut hikayeleri vardı. Dede Korkut hikayeleri. Bunları onun sınıfta göreceğiz zaten. Sonrasında, sonrasında da Tanzimat döneminde ilk hikayeler geldi. Hikaye burada Tanzimat dönemine geldi. O zaman şöyle dememiz lazım. İlk başta, şimdi sorunun cevabını yazıyorum Yeşil'le. Batı'da ortaya çıkıyor ilk başta. Batı'da e, ilk başladı, ortaya çıktı diyebilirsiniz. İlk örneği tamam mı? İlk örneği tabii ki de İtalyan Boccaccio'nun yazdığı, Boccaccio'nun yazdığı De adlı eser. De adlı eserdi. Bize tanzimatta geldi. Bize bize şu dönemde yani tanzimat döneminde geldi. Bize tanzimat e, döneminde geldi. Döneminde geldi. Burada şunu bilmemiz lazım. Edebiyatımızdaki ilk hikayeyi sorabilirler sınavda. Yazıyorum. Ahmet Mithat Efendi'nin bakın bu önemli bir kişi. Yazı makinesi olarak biliniyor. Halka okumayı sevdirmeye çalışıyor. O yüzden ilk hikaye yazıyor. Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi Rivayat diye bir eseri var. Letaifi Rivayat adlı eseri ilk yerli hikaye. Letaifi Rivayatı ilk yerli öykü diye buraya not alıyorum. Bir şey daha var, bunu da sorabilirler. Aynı zamanda bir de Tanzimat 2. dönemde Sami Paşa Zade Sezai diye bir adam var. Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler, şimdi letaif rivayet söylemiştik. Bir de Küçük Şeyler diye bir eser var. Bu da onun kitabı. Küçük Şeyleri, e, Batı tarzı e, ilk hikaye diyebiliriz. İlk Batı tarzı öykü diyebiliriz. Batı tarzı öykü. Yani bu ilk başarılı öykü örneklerinden biri de bu. O zaman şunu bileceğiz. Ahmet Mithat Efendi, letaif Rivayet ilk yerli öykü. Devam ediyorum. Sami Paşa Adi Sezai, Küçük Şeyler, ilk Batı tarzı öykü diye aklınızda tutun arkadaşlar. Geldik buraya. Bir hikayeden alınan bu metnin yapı unsurlarını belirleyiniz diyor. Bakın böyle bir soru da sınavda çıkarsa zor bir soru olur. O yüzden buraya dikkat edinleyin ve bence de sınavda yüzde yüz sorarlar böyle bir şey. Dikkatli olmanız lazım. Şimdi demiş ki bu bir hikayeden alınan bu metnin yapı unsurları. Bakalım İstanbul'u tren garının çıkışında ilk kez gördüğü o Mayıs sabahı bütün Anadolu çocukları gibi şaşıp kaldı Osman. Orman gibi binareler, dağ tepesi gibi kubbeler, kat kat yapılar ve bunca insan. Yakında bu şehir denize batar diye düşündü. Öyle ya bunca ağırlığı ufacık kara parçasına nasıl çeker? Ne yana baksan deniz. Hele saray burnunda öyle yüksek yapılar, öyle kalın duvarlar var ki. Bunları yapan ustalar denizi hiç düşünmemişler dedi Osman kendi kendine. Hep buraya yapacağınıza biraz da bizim yapsanız yapsanıza hey ustalar dedi. Şimdi burada birincisi mekan İstanbul tren garının çıkışı. Öyle değil mi? Niye? İstanbul tren garının çıkışında ilk kez gördüğü diye başlıyor. İstanbul tren garının çıkışı burada mekanımız arkadaşlar. Yani yer. Kahramanlarımıza baktığımızda sadece Osman var. Başka kimse yok. Ha belki ustalar da var ama ustalar konuşmuyor. Onlara laf atıyor Osman yani. Zamanımıza baktığımızda diyor ki bir Mayıs sabahı diyor. O yüzden buraya Mayıs ayında Mayıs sabahı diye notumuzu alabiliriz. Olay nedir? Osman'ın, Osman diye bir kahramanımız vardı ya. Osman'ın ilk kez gördüğü İstanbul karşısında e, yaşadığı şaşkınlık diyebiliriz. İstanbul karşısında yaşadığı şaşkınlık arkadaşlar tabii ki de ne olmuş oluyor? Bu anlatılanların esasında özeti olay oluyor. Anlatıcımız üçüncü kişi. Niye? Çünkü şuradan anlıyoruz bak. Şaşıp kaldı o. İşte diye düşündü o. Aynı zamanda dedi dedi o dedi. O zaman o o o olunca biz üçüncü kişi anlatımı var diyebiliriz. Peki anlatıcının bakış açısına baktığımızda burada bakın diye düşündü yazıyor ya şurada diye düşündü. Bu net bir şekilde hakim bakış açısıdır arkadaşlar. İlahi bakış açısıdır. Niye? Çünkü bir insanın ne düşündüğünü ancak Allah bilir. Burada ise anlatıcı bunu biliyor. İçinden böyle düşün diyor. Demek ki hakim olaya diye söyleyebiliriz. Geldik başka bir sorumuza. Biliyorsunuz ki MEB'in ortak sınav denemelerinde çoktan seçmeli sorular olacak. Bizler yazılı notlarında etki kazdığınızda kodlarla ulaşabileceğiniz ortak denemeler size sunuyoruz. Ama burada da çoktan seçmeli sorular sormak istedik. Yazılı sınavlarınızda bunlardan olmayacak ama ortak sınavlarınız için bu örnekleri verdik. Şimdi diyor ki bu metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır? Bakalım. Yine birlikte oynuyor. Okuldan eve birlikte dönüyorduk. Bir gün hava çok sıcaktı. Büyük hoca bize yarım günlük tatil verdi. Tıpkı perşembe günkü gibi. Mısıkla sokan tozlar içine yavaş yavaş yürüyordum. Ben terimi silemediğim için yüzüm sırılsıklamdı. Büyük geniş bir yoldan geçiyorduk. Kenarda yığılmış bir duvarın temelleri vardı. Birdenbire karşıdan iri kara bir köpek çıktı. Koşarak geliyordu. Arkasından birkaç adam kalın sopalarla kovalıyorlardı. Bize kaçınız kaçınız ısıracak diye bağırdılar. Korktuk şaşırdık öyle kaldık. Önce ben biraz kendimi toplayarak aman kaçalım dedim. Gözleri ateş gibi parlayan köpek bize yetişmişti. Ozan Mıslık sen arkama saklan diye bağırdı. Şimdi bak burada bir hikaye var. Dolayısıyla öyküleme anlatım biçimi kesinlikle cevaplarımız içerisinde olmalı. Yani tartışma, bilgi verme, tanımlama falan bunları geç. Aynı zamanda bir şeyleri bizim zihnimizde betimlediği için, resmini çizdiği için, bize tasvir ettiği için betimleme, öyküleme doğru cevabımız. Zaten öykülerde genellikle betimleme, ve öyküleme birlikte cevap olur. Geldik buraya. Bu metinle ilgili hangi söylenemez demiş. Size sınavda bunu verip bu metinle ilgili neler söylenebilir diyebilir. Ve böyle bir soruda sınavda kesin çıkar. O yüzden dikkatli dinleyin arkadaşlar. Şimdi diyor ki Biraz ileride dört çocuğa rastladım. Yürüyorlar. Yeşilliklerin en güzel yerinde duruyor. Bir kaldırım taşı kadar büyük bir parçayı belle söküyorlar. Bir çuvala dolduruyorlardı. Ne yapıyorsunuz yahu dedim. Sana ne dediler. Fukara üstleri yırtık pırtık yavrulardı. Canım neden söküyorsunuz dedim. Mühendis Ahmet Bey söktürüyor. Ne yapacak bunları? Yukarıda deri tüccarı Hollandalı var ya hani. Onun başlığını düzeltiyor da. Ha şimdi bir kere burada bir ükileme var. Bu kesin. Betimleme var. Yeşilliklerin en güzel yerinde diyor. Aynı zamanda üstleri pırtık yırtık diyor. Tamam. Diyalog var, konuşmalar. Zengin fakir çatışması var, niye? Fukara diyor. Mühendis Ahmet Bey diyor, zengin fakir çatışması var. Bilinç akışı tekniği yok. Bilinç akışı tekniği şu demek arkadaşlar. Kahramanlardan herhangi birini, zihninden geçenleri hiçbir mantık silsilesi olmadan, mantıksız bir şekilde olduğu gibi aktarmak bilinç akışı oluyor. Mantıklı bir şekilde aktarmakta da iç çözümleme oluyor. Geldik buraya bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur diyor. Yine size böyle bir metin verip burada neye başvurulmuştur diyebilir. Yani seçenekleri vermez. Matbaacı abimi mi aradınız? Evet. Az evvel kağıt kesime gitti. Gelecek. Yanındaki boş bir tahta sandığı ters çevirip ikram etti. Buyurun oturun. Öyle tatlı bakıyordu ki oturdum. Ekmeğini bölerek uzattı. Aç olmadığımı söyledim. Yoksa ellerim kirli diye mi? Yok canım. Şimdi bu parçanın anlatımında tabii ki de ne var? İç konuşma değil. Adam içten konuşmuyor. Karşılaştırma değil. Bilinç akışı yok. Bilinç akışı olsaydı içinden düşündüklerini mantık silsilesi olmadan, mantık örgüsü olmadan verecekti. Diyalog var. Burada karşılıklı konuşuyorlar. Monolog kendi kendine konuşmak. Diyalog da karşılıklı konuşmak. Tanık göstermede önemli bir kişinin sözünü aktarmak. Geldik buraya. Klasik hikaye ile durum hikayesini önemli özellikleriyle karşılaştırınız diyor. Şimdi yazı notlarımıza bunu net bir şekilde karşılaştırdık. Hocam size sürekli kitabın reklamını yapıyorsunuz. E yüz alın diye yapıyorum. <laughs> Neyse. Şimdi ben burada anlatıyorum. Dikkat edin ya. Birincisi Olay hikayesi diyorum tamam mı? Olay hikayesi. Yani bunun diğer adı arkadaşlar klasik hikaye. Klasik diye yazıyorum. Turuncuyla da durum hikayesini yazalım. Durum ayraç içerisinde kesit hikayesi diye de burayı yazıyorum. Şimdi bir kere olay hikayesine başlayalım. Burada arkadaşlar serim yani giriş, düğüm yani gelişme ve çözüm yani sonuç var arkadaşlar. Burada yok. Bunu bileceksiniz. Yani burada bir olayın girişi var, gelişmesi var, sonucu var. Burada öyle bir şey yok. Bu bir. Burada merak ögesi. Acaba ne oldu diye merak ediyorsun. Tamam mı? Hikayenin sonunu. Var. Burada yok. Bu böyle hayatın belli bir kesini anlatıyor. Burada çarpıcı bir son var. Burada ise bitmemişlik duygusu var. Yani bitmemiş hikaye. Ya. Daha devam edecek zannediyorsun. Bitmemişlik duygusu e, var diyoruz. Devam ediyorum. Burada arkadaşlar şu çok önemli. Olay var. Olay ağırlık yani böyle oldu sonra böyle oldu sonra böyle oldu diye bir olay anlatılıyor. Burada ise hayattan bir durum bir durum bir kesit aktarılır. Bir durum aktarılıyor. Yani adam gidiyor bir banka oturuyor denize bakıyor hikaye bitiyor o kadar. O sırada bir şeyleri düşünüyor biz betimliyor o kadar. Burada ise olaylar var. Adam banka oturuyor üzerinden atlıyorlar denize düşüyor çıkıyor kurtuluyor. Annesiyle karşılaşıyor. Annesi ona bir kızla evlendirmeye çalışıyor falan. Garip garip şeyler neyse işte. Şimdi burada biz bu hikayeler yani şu tarz hikayeler, olay hikayelerinin kurucusuna biz Mopasant diyoruz. Dünyada Fransız yazar, naturalist yazar Mopasant bunu bulmuş. Bizde en büyük öncüleri Milli Edebiyat döneminde hikayeciliği meslek edinen Ömer Seyfettin önemli bir örnek. Bu tarafa baktığımızda ise Dünya Edebiyatı'nda Çehov, Anton Çehov diye bir Rus realist yazar bu tarzı bulmuş. Bizde de bu kurumun, bu durumun öncüsü Memduh Şevket Esen Dal diyebiliriz. Sınavda size aynı zamanda Said Faik Abasıyan'ı da sorabilir. Said Faik Abasıyan çok meşhur bir e, ee, durum öykücüsü. Hatta sosyal medyada Fa Said Faik eseri diye sakın öyle bir hata yapmayın. Said Faik Abasıyan da Çehov tarzı öyküleriyle tanınan bir öykücümüz. Şimdi geldik şiir sorumuza. Devam ediyoruz. Gümbür gümbür gümbürlenir demiş. Bize de gümbür gümbür devam ediyoruz. Bakalım. Aşağıda verilen şiirin temasını belirtip bu şiirde ahengi sağlayan ...ahengi sağlayan... ...özellikleri, uyak, redif, ölçü, uyak örgüsü... ...gösteriniz diyor. Konusuna göre hangi şiir türüne girdiğini yazınız diyor. Şimdi öncelikle burada şu çok önemli. birinci arkadaşlar... ...şiirin temasına bakmak için... ...şiirdeki tema bir kelimeli oluyor. Yani... ...mert dayanır, namert kaçar... ...meydan gümbür gümbürlenir... ...şahlar şahı divan açar... ...divan gümbür gümbür gümbürlenir. Diyor. O zaman burada bir kere bir... ...yiğitlik teması var diyebiliriz. Yiğitlik temasını bir kere burada yakalamamız lazım. Bu bir... Yer. Aynı zamanda arkadaşlar konusuna göre bu şiir nedir? Epik şiirdir. Konusuna göre epik şiir. Niye? Kahramanlık anlatılıyor. Şimdi uyağına baktığımızda yani kafiyesine baktığımızda uyağı turuncuyla göstermiş olalım. Temasını nerede? Temasını ve hangi şiir türüne girdiğini yeşillerle göster. Uyağına baktığımızda bak. Kaçar diyor. Açar diyor. Ve aynı zamanda meydan gümbür gümbürlenir. Divan gümbür gümbürlenir diyor. Şimdi burada şu çok önemli. Gümbür gümbürlenirler arkadaşlar redif. Meydandaki an ve divandaki anlar iki harf olduğu için tam kafiye. Kaçar ve açarda da gördüğünüz gibi açar kaçarın içinde olduğu için hatta şöyle diyelim. Kaçmak kaçar açmak açar da şunlar redif bakın şöyle pembe şey gösteriyorum. Şu pembe ile altını çizdiklerim. Bunlar redif. Niye? O zaman şöyle yazıyorum. Ar geniş zaman iki ikisinde de ve gümbür gümbürlenir. Gümbür gümbürlenir ifadeleri yani pembişle yazdıklarım redif. Niye? Yazılışları aynı, anlamlar aynı, her şeyler aynı. Aynı şey tekrar etmiş. Ama kaçarın içindeki aç ve açarın içindeki aç bunlar arkadaşlar ve meydanın içindeki an ve divanın içindeki an aç ve an bunlar iki harf olduğu için tam uyak oluyor. Eğer bir harf olsaydı yarım uyak, iki harf tam uyak, 3, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on diye giderse zengin uyak oluyor. Burada iki harf olduğu için tam uyak diyoruz. Şimdi redifleri de gösterdik. Redifleri de pembişle gösterdik. Çok güzel gidiyoruz. Ölçü arkadaşlar edebiyatımızda üç tür ölçü var. Bir hece ölçüsü. iki aruz ölçüsü. Üç de tabii ki de serbest ölçü. Siz eğer sınavlarda genellikle bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle dörtlükler haline verilmiş bir şiir görürseniz. Nazım birim olarak dörtlükler halinde yazılmış bir şiir görseniz. Buna hece ölçüsü diyebilirsiniz. Beyitler halinde yazılmış bir şiir görseniz. Buna aruz ölçüsü diyebilirsiniz. Eğer böyle karmaşık bir düz bir ters böyle bir gidiyorsa buna da serbest ölçü diyebilirsiniz. O zaman yazıyorum bu hece ölçüsü arkadaşlar bu aruz ölçüsü bu ise serbest ölçü için kullandığımız genel bir görüntüdür. Tabi bazen böyle yazılıp aruz yazılanlar da var ama onu anlarsınız zaten böyle divan edebiyatının ağır kelimelerini görürsünüz. Şimdi buraya baktığımızda bu dörtlük halinde yazılmış ve heceleri aynı bak. Mert dayanır Nahmet kaçardı ya bunu nasıl hesaplayacağım? Sadece ünlü harfleri say yeterli. Sayıyorum bak şimdi ölçüyü de siyahla gösterdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 e o zaman ölçüsü 8'li hece ölçüsüceğiz. Hece ölçüsü neye göre oluyor hocam? Hece ölçüsü hecelerin sayısına göre oluyor. Yani buradaki 8 hece var. Burada da 8 hece var. Burada 8 ünlü harf var. Burada da 8 ünlü harf var. Bu kadar basit. Devam ediyoruz. Uyak örgüsüne baktığımızda, uyak örgüsüne şöyle kahverengiyle gösterelim. Uyak örgüsü arkadaşlar, eğer AA BB olursa düz oluyor. AB AB olursa çapraz oluyor. ABB A olursa sarma oluyor. Burada AB AB olduğu için tabii ki de bu nedir arkadaşlar? Çaprazdır. O zaman çapraz uyak örgüsü şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Çapraz uyak örgüsü. Şimdi asonans, aliterasyon, nakaratlar demiş. Burada onu da şöyle söyleyelim. Bunu da şöyle sarıyla gösterelim. Asonans, ünlü harflerin tekrarı. Burada yani A ve E'leri ve Ü'leri görüyoruz ama... İlla hoca asonansı söyle derse ünlü tekrar olduğunu unutmayın bak. Ünlü harflerin tekrar olması lazım. Aliterasyon ise arkadaşlar bunu da şöyle ee, açık maviyle gösterelim. Aliterasyon ise bak asonans asil ünlü. Ali insiz diye aklınızda tutun. Ali ise ünsüz harflerin tekrarı. Burada da mesela e, R harfini çok görüyorum. Bak, bak. Mert dayanır, namert kaçar, gümbür, gümbürlenir, açar, şahlar. Ne oluyor hocam delirdiniz mi? Hayır, hayır delirmedim. Yani siz aklınıza kalsın diye böyle gösteriyorum. R'lerde ünsüz R harfi aliterasyon diyebiliriz. Nakarat burada yok ama kelime tekrarının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi geldik söz sanatları sorumuza. Diyor ki sınavda söz sanatlarından da yüzde gelecek. O yüzden buraya dikkatli dinleyin. Ben test üzerinden soruyorum ama siz burada bu sanat var mı diye hocanı sorabilir veya burada hangi sanat var diye sorabilir. Ona göre hazırlıklı olmanız lazım. Şimdi dolu rüzgarla çıkıp ufka giden yelkenli gidişin seçtiğin akşam saatinden belli diyor. Şimdi burada yelkenli derken yani bir yelkeninden dolayı mecazi mürsel yaparak şurada bir mecazi mürsel var e, parça bütün ilişkisiyle yelken derken yelkenli gemi kastediyor ama. Hüsnü talil güzel nedene bağlamak demek. Mesela sen geldin diye ağaçlar çek açtı. Dediğin zaman esas bahar ayı gelmiş. Bahar gelmiş. O yüzden ama adam sevgilisinin gelişine bağlıyorsa olabilir. Ama burada öyle bir şey yok. Diğerlerine bakalım. Uçuyor rüzgar gibi altındaki küheylan. Ne kadar dizginlesem yavaşlayacak değil. Bak küheylan yani atı rüzgar gibi uçuyor diyor. Ya abartıyorsun. Mübalağa var. Kuşlar küsmüş yuvaya. Ağaçlar yaprak vermez. Bu kavgalar bitecek. Zulüm ebedi değil. Bak Kuşların küsmesi tabii ki de bir teşhistir arkadaşlar. Yani kişileştirme. İnsan olmayan varlıklara insana özgü özellik verilmesine biz kişileştirme diyoruz. Gerçek hayali açtı. Ufuklar uzak değil. En olmaz isteklere uzanmak yasak değil. Bak gerçek hayal, tezat yani tezıt diye aklınıza tutabilirsiniz. Ters, zıt kelimeler. Gül yaprağına döndü tekmesi düşmanların. Sunulan zehir değil, saplanan bıçak değil. Bak Düşmanların tekmesi gül yaprağına benzetilmiş. Teşbih benzetme arkadaşlar. Burada da benzetme var. O yüzden cevabımız A seçeneği. Şimdi geldik yine bir map örnek yazılı sorusu benzerine. Diyor ki benden selam olsun Bolu Bey'ine çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. O ok gıcırtısından kalkan sesinden dağlar gümbür gümbür seslenmelidir diyor. Şimdi bu şiirin teması net bir şekilde arkadaşlar yiğitlik temalı. Az önceki şiirimiz gibi zaten aynı şiirin başka bir dörtlüğü. Konusuna baktığımızda ise benden selam olsun Bolu Bey'ine diyen kişi Köroğlu. Dolayısıyla konusu net bir şekilde Köroğlu'nun yiğitliği arkadaşlar. Bakın burası önemli. Burada Köroğlu'nun yiğitliği anlatılıyor. Nazım birimine baktığımızda dörtlük. O yüzden buraya dörtlük yazıyoruz. Ve aynı zamanda nazım biçimi burada 11 lece ölçüsü olduğu için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lece ölçüsü olduğu için koşma nazım şekliyle yazılmış. Nazım türü koçaklama arkadaşlar. Niye? Çünkü bir kahramanlık var. Ölçüsüne baktığımızda 11'li hece ölçüsü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 11'li hece ölçüsü. Uyak örgüsüne baktığımızda beyine yaslanmalıdır, seslenilen seslenmelidir diyor bak. Yaslanmalıdır, seslenmelidir ifadeleri yani AB AB olduğu için çapraz uyak örgüsünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Çapraz örgü diyebiliriz. Uyak çeşidine baktığımızda bunu da söyleyelim hemen. Uyak çeşidi arkadaşlar e, yaslanmalıdır, seslenmelidir diyor ya bak malıdır, ...melidir. Yastan yaslanmak, sesten seslenmek. Bu lan melidir. Yani lan malıdır ve len melidir ifadeleri... ...rediftir arkadaşlar. Çünkü yazılışları aynı anlamları, aynı işlevleri, aynı olan... ...eklerdir. Ama yasın içindeki s... ...ve sesin içindeki s, yani s harfi ise... ...bir harf olduğu için... ...yarım uyaktır sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. E, i̇simlerle alakalı bir sorumuz var. Bu şiirden aşağıda belirtilen isim türlerine birer örnek yazınız diyor. Şimdi... İsimleri şöyle bir hatırlayalım. isimler konusunu işleyecektik hatırlarsanız. Nerede isimler konumuz? Gel bir isimler. Ha burada. İsimler her varlığın bir isim var. Bunun ismi kalem mesela. Bunun ismi kalemlik. Bunun ismi fare değil mi? Biz ona fare diyoruz. Sizin bir isminiz var. Benim bir isim var. bizim bir isim var. Eğer özel bir isimse yani tek bir tane ise Mehmet Akif Ersoy bir tane mesela veya bir Mehmet Akif bir tane. İstanbul bir tane veyahut da Tekir isimli bir hayvan bir tane bu özel isim oluyor. Ama insan, kent, kedi, kalem bunlar cins isim oluyor. Eğer duyu organlarımızı algılayabiliyorsak koklayabiliyorsak, görebiliyorsak, somut, aklımızla, zihnimizle yakalıyorsak soyut isim oluyor. Eğer tekil bir varlık kastediyorsa tekil isim oluyor. Mesela koyun tekil ama ler'ler iki gelirse koyunlar çoğul oluyor. Eğer ler'ler iki alsın ya da almasın çokluk bildiriyorsa da topluluk ismi oluyor. Zaten şunu biliyoruz. Ağaç tekil, ağaçlar çoğul. Orman deyince ya da ormanlar deyince hiç fark etmez topluluk olmuş oluyor. O zaman şunu söylüyoruz. Nerede çokluk Orada Lerler. Yani ekini gördüğümüz zaman çoğul isim diyebiliriz. Su, tekil, sular, çoğul. Yapısına göre basit isimler var. Mesela kitap, yapım eki Kitapçı deyince türemiş isim oluyor. Niye? Çünkü yapım eki Su basit, susuz türemiş. Can basit, canlı türemiş. Ama iki kelimeden oluşursa da birleşik isim oluyor. Kitap evi, su çiçeği, can kurtaran bunların her biri ikişer kelimeden olacağı için. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi bunlar birleşik isim oluyor. Şimdi sorumuza geri dönüyorum. Demiş ki... Bu şiirden aşağıda belirtilen isim türlerine birer örnek yazınız diyor. Hemen güzel güzel yazmaya çalışalım. Demiş ki Moğolistan bozkırları sadece sürlerini... Ha Moğolistan diyor. Bak, bir kere burada Moğolistan bir özel isim. şak diye bunu buluyoruz. Moğolistan. Başka da var mesela. adam falan. Bunlar da var da biz bir tane bulsak yeterli. Cinsim diyor. Mesela ev diyor. Ev cinsisindir. Somut isme yine evi diyebilirsin ya da çobanı söyleyebilirsin. Çoban somut bir isim. Soyut isim ee, ne diyebiliriz mesela burada? Ee, ...soyut yaşamak... ...heyecan, heyecan soyuttur. Heyecanı gösteremezsin yani, heyecanı hissedersin. Tekil isim, yine evi diyebilirsin. Veyahut da ne diyebiliriz Tarih, tarih tekil bir isimdir mesela. Tarihin. Çoğu isimlerle rekalan herhangi bir şey. Mesela çobanlar... ...ya da sürüler... ...ya da ne diyeyim, şenlikler... ...ya da işte ne diyeyim, sesler. O zaman sesleri yazıyorum. Topluluk ismine sürü yazacağız. Niye? Çünkü sürü kelimesi... ...tekil de olsa, sürü de olsa, sürüler de olsa... ...çokluk bildiriyor. Basit isme baktığımızda yapım eki almamış bir şey. Mesela diyelim ki kalp, kalbi basit bir isimdir arkadaşlar. Yapım eki almamış. Türemiş isim ne diyebiliriz mesela? Hmm, şöyle bakalım. Hmm, kalabalıklar yarattığı gün. Stepler uzanan, inen, okyanus, ordu, tarih, şekillenen, karaltı, bulutun içinde yaklaştıkça. Şöyle bakalım. Hmm. Mesela Bozkır bileşik bir isim. Onu gördüm hemen. Bozkır iki kelimeden oluşuyor çünkü. Bunu yaptı. Tarihin içinden dört tane fışkıran atlılar. Ha atlı. Attan atlı diye yapmak ki aldığı için bu da yine türemiş isim oluyor arkadaşlar. Şimdi geldik yazım yanlış sorusuna. Aşağıdaki cümlede yer alan yazım yanlışlarını düzeltiniz diyor. Bakalım. Bu olayda her iki tarafta sahayı terk etmemek konusunda herhangi bir şey yapmamıştı diyor. Şimdi öncelikle DDA'lara bakalım. Eğer D'yi cümleden atabiliyorsan ayrı yazılır. Bu olay her iki tarafta sahayı terk etmek diyemiyorsun. O zaman burada bir kere bitki yazılması lazım. Bu doğru. Ama bu olayda her iki taraf sahayı terk etmemek konusunda herhangi bir şey yapmamıştı diyebiliyorsun. Her iki taraf da olması lazım. Yani her iki taraf da diye ayırmamız lazım. Terk etmemek ayrı yazılır. Bu da önemli. Bak, taraftayı gösterdik. Terk etmemek, terk etmek, fark etmek, işte e, hak etmek bunlar hep ayrı yazılır. Çünkü ses olayı yok. Herhangi böyle yazılıyor. Bir şey ayrı yazılır. Şey daima ayrı yazılır arkadaşlar. Bir şey, güzel şey, iyi şey, her şey hep ayrı yazılır. Yapmamıştı diyor. Halbuki yapmamıştı dememesi lazım. Yani ünsüz benzeşmesi kuralına uyulması lazım arkadaşlar. Bu terk etmek etmekle alakalı soru gelebileceği için bunu şöyle daha detaylı anlatayım. Bakın şöyle göstereyim. Hak ya da fark ya da terk kelimelerine bir de zan, his, af kelimelerine etmek kelimesini getiriyorum. Bak şimdi. Hak etti diyorum. Ayrı yazıyorsun. Fark etti ayrı. Terk etti ayrı. Zannetti ayrı gibi duruyor ama hayır. Bunlar bitişik. Niye? Çünkü burada zannetti derken zannetti diye ne ünsüz duruyor. Hisset derken s ünsüzü duruyor. Affet derken f ünsüz duruyor. Ünsüz türemesi olduğu için de bunlar bitişik yazılıyor. Geldik noktalama işaretleri sorumuza. Aşağıdaki parça ayrançlarla belirtilen yani şunlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirmelidir diyor. Bakalım. Bu tarihi anıtla ilgili çok şey duymuştum. Neyi ne Ha çok şey duymuştum. İki nokta üst üste, Bizans İmparatorluğundan kalma bir eser olduğunu virgül. İçinde değerli şeylerin bulunduğunu virgül. Binanın eskiden müzeye çevrildiğini çok şey dediği için ve devamı da gelip artık cümlenin sonuna noktada koyamıyoruz. Çünkü yüklem yok. O zaman buraya 3 nokta koyuyoruz. Bak. Bu tariyantla ilgili çok şey duymuşum dediği için bunları söyledi ve 3 nokta geldi. Eğer 3 şey duymuşum deseydi 1, 2, 3'ünü söylediği için nokta koyardık. Ama çok şey dediği için 3 nokta koyduk. Peki niye 3 nokta koyduk? Çünkü bitmedi. Ve yeni bir cümle başlamış. A diye büyük harfle. Ancak bir türlü ziyaret edememiştim. Buraya nokta koyabiliriz. Niye? Yüklem var ve cümle bitiyor. Evet arkadaşlar. Sizlerle beraber yazılı provamızı yaptık. Mutlaka MEB'in örnek sorularına bakmanız gerektiği için biz de sizler için buradaki soruların benzerlerini, aynısını buraya paylaştık. Buradaki kazanımlara göre süper bir yazılı provası yaptık. Şimdi yapmanız gereken yazı notlarını almak, buradaki etiketi kazıyıp kadugu girerek TATS uygulamasından örnek sınav, ortak sınav denemelerini çözmek. Bir de Dokun Sınıf Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlar, bizler her konuda mesela diyelim ki hikayeyle alakalı şöyle gösterelim. Önce kazanımları verdik, sonra örnek sorular, rehber sorular çözük. Sonrasında tekrar testlerimiz var. Ardından ÖSYM tarzı yani üniversiteden çıkabilecek tarzda sorular var. E sonrasında da yazılı sorular yaptık. İçinde yazım kuralları, isimler, hikaye olan. Bunları da mutlaka çözün arkadaşlar. Hem şiir konusuyla alakalı hem de giriş ünitesi ile alakalı yazılı hazırlanalım kısımlarını mutlaka çözmenizi tavsiye ediyoruz. İnşallah yazıldan tahmin ettiğinizden çok daha iyi, çok daha yüksek, mükemmel bir not alırsınız. Hadi bakalım ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz.